Merhaba arkadaşlar, bugün size bilgisayarı hızlandırmanın 5 yöntemini göstereceğim. İlk başta Windows 3'ye yapıyorsunuz. Buraya %100 temp %100 yapıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz dosyaların hepsine Ctrl A yapıp siliyorsunuz ve bunlardan kurtuluyorsunuz. Şu an açık olan dosyayı muhtemelen silmeyecek. Şu an kayıt programı çalışıyor çünkü ben de. Gereksiz olanların hepsini sildim şu anda. Bilgisayar bir tık daha rahatladı. Tekrar Windows 3'ye yapıyorsunuz. Buraya Clean MGR yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Buradakilerin tiklerin hepsini seçiyorsunuz. Sistem dosyalarını temizle diyorsunuz. Şu an sistemdeki gereksiz tüm dosyaları temizlemeye başladı. Şimdi ikinci yöntemi yaptığımıza göre üçüncü yönteme geçiyoruz hemen. Ctrl, Shift ve ESC'ye tıklıyorsunuz. Buradan başlangıç uygulamalarına geliyorsunuz. Bunların hepsini devre dışı bırakıyorsunuz ki bilgisayar ilk açıldığı zaman kasmaya başlamasın. Bunları kendi başına aktif etmesin diye hepsini devre dışı bırakıyorsunuz. Şuradakilerin hepsini devre dışı bırakıyorsunuz. Ve tamam, çıkıyorsunuz buradan. Tekrar geliyorsunuz. Windows R yapıyorsunuz. Buraya ms config yazıyorsunuz. Enter. Buradan ön yükleme. Gelişmiş seçenekler. Buradan işlemci sayısını en yükseğe çekiyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Daha sonrasında bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz. Son yöntemimiz ise Windows'a giriyorsunuz. Buradan ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. Sisteme giriyorsunuz. Depolama alanı. Biraz gelmesini bekleyin. Benim şu anda 190 MB geçici dosyam var. Bunların hepsini silmeniz gerekiyor. Sizde daha yüksektir muhtemelen çünkü ben daha yeni temizledim. Buraya tıklıyorsunuz. Şuradan hepsini tikleri seçiyorsunuz. Dosyaları kaldırın diyorsunuz. Şu anda geçici internet dosyaları ve hepsi tamamen temizlenmiş durumda. Bilgisayarınızı daha hızlandıracak. Bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaların hepsini silmiş olacaksınız. Bilgisayarınız eskiye göre daha sağlıklı çalışacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.